çok güzel gördüm sizi. Teşekkür ediyorum. Ve saçlar da değişmiş, harika da olmuş. Teşekkür ederim. Bu saçları değiştirmenin nedeni neydi? Hemen onu sormak istiyorum ilk önce. Çok sıkılmıştım. Yıllardır hep aynı saçlarla hayatıma devam ediyordum. En korktuğum renklerden biri de kızıldı. Kadınlar çok iyi bilirler. Çok rengi uzun süre tutamazsınız kafanızda, evet, kadınız için. Rengi sürekli akar, zor bir saçtır. Ama ben değiştirme, yani o zorluğu göze aldım ve bir denemek istedim. Fena da olmadı gibi, çok beğenildi arkadaşlarım tarafından. Bir erkek gözüyle de söylemek istiyorum. Bundan sonra kesinlikle başka saç rengi yapmayın. Tamam. Uzun bir süre böyle zaten devam edin. O zaman Engin abi benim saçlarımı boyamaya devam edeceksin diye. Gün geçtikçe de eriyor, görüyoruz sizi. Bu kilo vermenizin sırrı nedir? Yani çok şöyle söyleyeyim. Uzun zamandır zaten pilates yapıyorum. Kendi sporumu da kendim yapıyorum evde. Pilates dışında fitness'ı da kendim yapıyorum. Spor salonuna gitmeyi sevmiyorum çünkü. Sağlıklı beslenmeyi çok iyi öğrendim. İyi birileriyle ortaklık yaptım bu konuyla ilgili. O yüzden onlar bana doğru yemek yemeyi, ne yemek yemem gerektiğini öğrettiler. Şimdi sağlıklı besleniyorum ve son tabii 7 gündür de Harbiye için dans ediyorum. Evet. O yüzden de biraz eridim. Annem de aynı şeyi söyledi. İlk dans günde çok... kaç kilo verildi? Bir haftada, özür dilerim. 2-3 kilo arası verdi ama çok ter attığım için belki de. İşte tabii 3 saat falan dans ettiğim için artık bir gün kaldı Harbiye'ye, evet, ve onun heyecanı var. Tabii son bir haftadır böyle her gün hiç soluksuz, çok disiplinli bir şekilde dans ettim. Çok da iyi geldi hem ruha hem bedene. Harbiye'ler çok önemlidir sanatçılarımız için. Sizin için de keza öyle, evet, ve uzun zamandır da hazırlanıyorsunuz. Nasıl bir şov bekleyecek izleyicileri? Yani her zamanki gibi bir simge sahnesi izliyor olacaklar. Güzel şarkılar var. Dans edeceğim bu sene. Bu içimden geldi. Kendi şarkımla da ilgili çok büyük bir heyecan yaşadım. Önümüz yaz her yerde bir numara olduğu için. Onun için böyle bir şeyler yapmak istedim. Bana iyi geldi. Motivasyonumu yükseltti. Özgüvenimi yerine getirdi. Şarkının sevilmesi ve başarılı olması. O yüzden diyor ki ben bu şarkıda dans edeceğim ve Melih'le zaten klipte beraberdik. Bu koreografiyi de Melih hazırladı ve çok tatlı, çok şeker bir dans oldu. Çok sevecekler. Herkesin yapabileceği bir dans oldu. İnşallah Harbiye'den sonra herkesi benim dansımı yaparken, önümüz yaz dansı yaparken göreceğiz inşallah. Önümüz yaz dedik ama aslında önümüz kışa doğru da gidiyoruz. Öyle, evet. Bunun için neler söyleyeceğiz? Paylaşımda da bulundunuz zaten, evet, ama kışa da bomba gibi bir simge de geliyor bildiğimiz kadarıyla. Evet, bir albüm hazırlıyorum. Acayip sürpriz isimler var. Onları şimdi söylemek istemiyorum. Birazcık daha iyice tam otursun. Çünkü çok acayip, yani Türkiye'de kim varsa bu albümde var diyebilirim. En bomba ismi sorsak bizim için özel olarak. Peki en bomba ismi söylüyorum. Mabel Matiz diyorum. Susuyorum o zaman. Mabel'cim izinle. Evet, Mabel son dakika acayip bir sürprizle geldi. Müthiş bir şarkıyla geldi. Çok heyecanlıyım. Bugün de yolda giderken o şarkıyı dinleyip ona videomu attım. Şarkıyı dinlerken çok, çünkü hissel olarak acayip heyecanlandım. O sırada Mabel'den bana fotoğraf geldi, dedi ki şu an şarkını yazıyorum ve bu nasıl bir şey yani diye. Çok acayip bir şey oldu aramızda, enerji birleşimi. Uzun zamandır da onu zaten hayatımda ikinci albüme manifestlemiştim. Bu gerçek oldu, teşekkür ediyorum kendisine de. Çok özel isimler var bu arada, Mabel'i söylemek istedim çünkü uzun zamandır çalışmak istediğim, çalışamadığım bir isimdi. Daha sürpriz isimler de olacak gibi gözüküyor. O yüzden yavaş yavaş vereceğim bunları. Bu kadar güzel bir kadının yalnız olması da çok konuşuluyor aslında. Evet. Bu da sizin tercihiniz doğal olarak. Neden yalnızsınız? Yalnızlığı siz mi tercih ediyorsunuz? Çok güzel bir soru sordum. Yani bunu bir düşünmek istiyorum şu an. Yalnızlığı ben seçiyor olabilirim farkında olmadan. Ama kafama göre birini bulamadığım için belki bu yalnızlık devam ediyor. Gerçekten aynı frekansta, aynı duygularda, aynı lafları konuşan insanlar bir araya geliyor ve ruh birleşmesi oluyor. Zaten aşık olmak ruhların birbirini çekmesi durumundan kaynaklanıyor. Benim şu ana kadar ruhumu çeken kimse olmadı uzun zamandır. Nasıl etkileniyorsunuz? Bir erkek sizi nasıl etkiler? Yani ben yetenekten etkilenirim, titirden etkilenirim. İşte ne bileyim, iyi kalpten, işte insanlara iyi davranan, zarafetli insanlar beni etkiler. Ne bileyim, hayvanları seven, ondan sonra insana değer veren, doğayı seven, komik, eğlenceli, dürüst. Bunlar beni etkiler yani. İllaki böyle ne bileyim işte six pack'leri olsun bilmem ne falan biri değilim. Dış kaba hiç takılmam yani, bakmam. Ben içeride yaşarım, içeriye bakarım. İçeride bir şey yoksa istediği kadar yakışıklı olsun benim için hiçbir şey ifade etmez. Ve Icardi'yi yine sormak istiyorum size. Sorun tabii. Çok konuşuluyor. Özellikle de biliyorsunuz ki Vandana ile ayrılığı da çok konuşuldu. Evet, her şeyden haberim var. Çünkü Instagram'a bir giriyorum, sabah bir uyanıyorum, bir şehir efsanesiyle karşılaşıyorum. Ve inanılmaz artık eğlenmeye ve gülmeye başladım. Yani o kadar komik videolar ve paylaşımlar var ki benimle ilgili. Yani bir post koyuyorum mesela, fotoğrafımı koyuyorum. Altında sadece bu konuyla ilgili yorumlar var.
benim hiçbir alakam yok. En başta ne dediysem bugün de aynı şeyi söylüyorum. Benim konuyla hiçbir alakam yok. Bizi Icardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu. Evet. Hala aynı şey geçerli. Onlara çok saygı duyuyorum. Mutlu olmalarını istiyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. Çünkü konunun hiçbir yerinde ben yokum. Evet, ayrılık da çok konuşuluyor Icardi tarafından özellikle ama net olarak da şunu diyebilir misiniz? İleride neyin ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. İleride neyin ne olacağı hiçbir zaman bir belli olmaz. Bir boşanma olduğu zaman. Neyin ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz ama. Evet. Onu büyük konuştuğum bütün lokmaları yediğim için evet. Bu konu, hiçbir konuyla ilgili artık bir yorum yapmak istemiyorum. Hı-hı. Ama bu konuyla ilgili yorumum belli. Onu da söyleyeyim yani yanlış anlaşılmasın. Beşiktaşlı taraftarlar size çok kızıyorlar bu arada. Fanatik Beşiktaşlı da bıraktınız. Neden? Artık Icardi'yi Galatasaray'la özdeşleştirdiğiniz için... Ya benim içimdeki takımı bıraktığımı kim nereden biliyor da, kim nasıl böyle bir yorum yapabiliyor? O benim içimde yaşadığım bir şey. Bunu kimse bilemez. Ben hiçbir şeyi bırakmadım. Doğma büyüme Beşiktaşlıyım. Şarkımı Galatasaray tercih etti, sevdi ve çaldı. Ötekileştirmedi. Hala Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir şeydi benim için. Çünkü orada müzik konuşuldu. Müziğin bir takıma iyi geldiğini gördük. Bunun ötesinde başka hiçbir şeyim yok. Sadece şarkıcı ve müzisyen olarak var oluyorum. Onların dışındaki konuların hiçbirisinde ben yokum yani. Tekrardan aşka döneceğim ama lütfen. Sürekli uçuyorsunuz aslında baktığımız zaman. Pilot bulamıyor musun? Neden olmasın diye biliyor musunuz? Görmüyorum ki falan diye böyle şaka yaptım. Bilmiyorum çünkü yani konu, çok uçuyorum ama yani uçtuğumda da ben hemen o koltuğa oturup kitabımı açıp okuyorum. Ya da çok yorgun olduğum için uyuyorum. Onun dışında kimse öyle hani bakmak, ben bir de bakamam. Ben bakamıyorum. Bakmadığım için de mi görmüyorum acaba? Ben çok utangaçım. Bakamam yani öyle birine böyle falan yapamam yani. Bazı sanatçılarımız der ki hani ben hiç çekinmem, yürürüm de derler ama. Çok yakın bir arkadaşım var öyle yürüyor, biliyorum. Çok tatlı yürüyor. Bana ders verecek yakında. Siz de artık yürümeye başlayacaksınız? Yoksa koşmaya mı diyelim? Ben İrem'den yardım alacağım. Evet. İrem bu işlerin ustası. Bana yol gösterir İrem. Nasıl yapıyorsun anlat yani. O şaka bir yana da ben böyle biriyim yani.